birinci bereketi mahfere tepmidin üzerinde olsun inşallah. Bugün sobamızda, bahçemizde akşam yemeği yapacağız. İnşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Herkese hayırlı seyirler diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi sobamızı yaktık. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Buyurun. Bu neredeydi? Arabadaydı. Neden tipi siyavutu var şimdi onu yapıyorsun? Hiç kendini yok. Artık dolma kaldı. Fasulye mi geldi sana? Sen fasulyesin. Dedim ki sen gelmeden pişirecektim ama kısmet olmadı. İşte şimdi ama sobayı yaktık. Şimdi pişireceğiz inşallah. Sayın takipçilerim, bugün yine diyeceksiniz ki yine mi fasulye? Ha maalesef fasulye, yine buna da şükürler olsun Rabbime. Fasulye. Bizim için sıkıntı yok, biz fasulyeyi hem seviyoruz. Yani biz hem evet kolay. Seviyoruz, bir de şu bu şartlarda ağır yemekler de yapamıyoruz maalesef. Yani hiçbir şeyimiz, hiçbir düzenimiz yok. O yüzden. Bir bardak, fazla az çatal. Evet maalesef. İki tabak öyle. Ona rağmen bir su bulaşık oluyor. Aynen. İki tür bulaşık. İnanın ki şu an size diyebilirim ki ben şu an ayakta zor duruyorum. İki gün oldu. Dün yemek bile yapmadık. Benim ayaklarım, dizlerim iflas etti. Dizden aşağı. Artık duramıyorum ayakta. Yani gerçekten ne kadar anlatsam size. Çünkü çeken benim. Kimse beni anlamaz. Ama gerçekten şiddetli bir ağrı var. Ayaklarımda. Ayaklarımı uzatamıyorum, toplayamıyorum. Bütün gece sızlıyor. Çünkü gerçekten kolay değil. Bütün gün ayaktayız. Dizlerimi bükmek zorunda kalıyorum. Bükünce daha kötü oluyor. Çünkü benim dizlerim zaten rahatsız biliyorsunuz. Onun için şu an oturup... Biz bir şey yapmadığımız için, her şeyi sana yaptığım için böyle olduğunu anlayacaklar ama aslında öyle bir şey şimdi, yok. Şimdi tabii ki çocuklar da, kızlar da herkes yardım ediyor. Aslında herkes seferber ama burada iş bitiyor. Evet ama kamera arkasında çalışan çok. Ben kamera önündeyim diye zannetmeyin ki sadece ben çalışıyorum. Tabii ki çocuklar da elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama maalesef bütün gün ayaktayız. Bir de benim dizlerim dediğim gibi rahatsız olduğu için abdest alırken çömeliyorsun, bir şey yıkacaksın çömeliyorsun. Evet, bir de benim dizlerime dediğim gibi katlamak tehlikeli. Merdiven çıkmak tehlikeli. Günde kaç defa inip çıkıyorum ya da burada eğiliyorum, bahçede bir şey ekiyoruz. Eğilmek zorunda kalıyorum. Onun için ayaklarımı, dizlerimi çok fazla yordum. Ben de gerçekten çok kötü olunca gerçekten ağlayacak gibi oluyorum. O kadar çünkü gerçekten çok kötü oluyorum. Ben de diyorum ki bunu ama her zaman sen şu an oturmuyorsun mesela iş yaparken. Ama ben oturarak iş yapamıyorum. Evet. Ben oturarak iş de yapmayı sevmiyorum. Hep ayakta iş yapmayı seviyorum. Şu an oturabilirim yani. Bir de gerçekten ayaklarım o kadar ağrıyor ki diyorum ki öbür dünyada ayaklarım beni gerçekten şikayet edecek. Çünkü ayaklarımı aşırı derecede fazlasıyla yoruyorum. İşte ben böyleyim. Yapacak bir şey yok. Yani. Ama daha çok dikkatli olmam gerekiyor. Ayaklarımı iflas edince dizlerim o zaman oturuyorum. Ama iyi olduğu sürece yine de kendime dikkat etmiyorum. Bunu gerçekten yanlış yaptığımı da biliyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Rabbim bir an önce az da olsa birazcık düzenimiz inşallah düzene gireriz. Yani değil mi? Düzene girsin inşallah. Düzene biraz girersek biraz daha kolaylaşacak. Yani burada affedersiniz alafranga yok. Ha öyle mi? Alafranga da yani şey normal tuvalet yasak zaten. Yerde oturmak yasak.
Ama bunları maalesef dizlerimi bükmek yasak, merdiven çıkmak yasak. Bunlar hepsi yasak ama maalesef bunları hepsini ben çiğniyorum yani şu an. Abdest alırken bile en basit. Evet, abdest alırken çömelip abdest almak zorunda kalıyorum. Çünkü çeşit. Hatta şişeleri dizmişiz yani. Ha, musluk yok. Yani burada her şey, imkanlar o kadar zor ki. Ha, demişler ki mesela sizden daha zor durumda olanlar var. Tabii ki çadırda yaşamak kolay değil. Ama emin olun şu çadırdaki yaşayanlar bizden daha iyi yaşıyor. Yani. Evet, bizden daha iyi yaşıyor. Neden? Çünkü orada bütün her şeyleri teşkilatta korunmuş. Çamaşır makineleri, bulaşık yıkayacak yeri. Fazla bulaşık yıkamıyorlar çünkü yemek hazır geliyor, sabah kahvaltı, akşam yemeği. Ama arada bir tabii ki orada çadırda erzak da dağıtılıyor, gıda. Bazen canı isteyen kendi çadırında yemek yapabiliyor. Ama genelde yani hiç isteseler hiç yapmazlar. Çok rahatlar, gerçekten orada çok rahat. Sadece çünkü yemek yok, bulaşık yok hemen hemen istersen yani. Ama bazen canı isterse, bir şey yapmak istiyorsan, canı bir şey istediği zaman yapmıyorsun. Onun dışında her şey hazır. Öyle ama burada gerçekten çok zor. Rabbim bize kolaylık versin, kolaylaştırsın Allah'ım. Sayın takipçilerim, bize dua edin. Bir an önce az da olsa şu evimizi yapalım. İnşallah rahata kavuşuruz Allah'ın izniyle inşallah. Ama gerçekten hiç kolay değil. Yani ilk geldiğim günler tabii ki biraz daha hareketliydim. Daha böyle koşturuyordum. Ama hevesliyim. Şu anda hevesli ama yapamıyorum. Yani istiyorum ama vücudum artık ayaklarım bana diyor ki dur. Dur, izin vermiyor bana yani ayaklarım. Onun için Rabbim bize kolaylık versin. Ya Rabbim, kimin ne sıkıntısı varsa bir an önce gidersin inşallah. Nasıl? Bütün hastalara Rabbim Şafi ismiyle acil şifalar versin. Herkese hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin. Her zaman diyorum ki önce sağlık ve huzur. Önce, evet, can sağlığı ve huzur. Herkese diliyorum inşallah. Bir de bu fasulyeyi dün almıştık. Dün yapacaktık, fırsat olmadı. Biraz şey olmuş böyle, yani güzel ama dün yapsaydı tabii ki daha güzel. Dün kesin aldım ki dedim yapacağım ama maalesef yetiştiremedik. İkinci kameraman yardımcım geldi şimdi. Aslı Hanım. Bir de buranın havası gündüz güneşte felaket bir sıcak oluyor. Temiz mi? Evet, temiz. Akşama doğru da bir de sabahları bayağı soğuk oluyor. Bayağı serin. Sabaha doğru da sıcak. Bayağı çok serin oluyor. Sıcaklığı gece akşam, ben akşamdan başlıyorum üşümeye. Hala biz pattaniyeyle örtünüyoruz yani. Değil mi? Sıcak olsaydı örtünemezdik. Evet, bir de akşam hiç pencere açmadık. Her yer kapalı. Bir de bahçemiz ektik, birkaç şey kaldı, onları ekeceğiz inşallah. Bir yandan bahçe ekiyoruz, bir yandan inşaat yapıyoruz, bir yandan yemek yapıyoruz. Yani iş o kadar çok ki biz geldiğimiz günden beri inanın ki şöyle bir oturup ya hani böyle daha bir kere bile böyle bir keyif oturup da bir keyif yapmamışız. Yani tabii yaptık da ama istediğimiz gibi böyle oturup da sadece keyif için oturamadık daha doğrusu. İşler o kadar çok ki oraya koş buraya koş. Yani bir gün bir çarşıya gittiğinde zaten günün bitiyor. Bugün mesela ilk gün antaka ediyoruz. Yine bir iş çıkıyor, biliyorsun. Bugün banyo günümüz. Bugün çadırda banyo günümüzdü. Oraya gittik, günümüz bitti. Oradan gittik ama giderken tam fark ettik ki öğlen arasına geliyor. O saatte kapalı diye ablama gittik, orada çay içtik ablamda. Mesai başlayana kadar orada bekledik. Sonra gittik işte çadıra gittik, orada ihtiyaçlarımızı gördük. Yarın sıra aldık, yarın banyo
Yarın çamaşır günümüz. Sıra alıyorsun bir gün önce. İkinci gün istediğin kadar. Ben 5 makine, biz 5 kişiyiz diye sık sık çamaşır yıkamıyorum. Kimisi her gün ya da 2 günde bir yıkıyor. Ama biz haftada bir defa, en azından haftada bir defa değil mi? Daha fazla. Bir defa mı? Oldu mu? İki kere oldu çamaşır yıkıyoruz değil mi? 17-18 gündür. Evet, yarın için 5 makine yazdırdım. 5 makine yıkattıracağım inşallah. Bak buna bak şu şeye. Ya bu çam bu ha? Çam. Şu çam var içinde şu. Şimdi ben ay çam üf. Çam kokusu he. Bir şey olmaz ne olacak işte bu şey yapar. Hani soba kışın mesela yakarsan bundan soba borusunu biraz işte takar yani yavaş yavaş. Böyle şey koyarsan. Kuşlar seslerine bakar mısın? Burada çam ağaçları var diye çam ağaçlarına geliyor. Orada uyuyorlar. Bir de bütün gün gider böyle. Bir tane düştü bir şey oldu. 3-4 diş sarımsak da koyuyorum. Çünkü güzel oluyor, lezzet verici. Onlar daha da güzel, o soydukları. Şu kırmızı çok güzel. Domates şey açıldı değil mi? İki çeşit yavaş yavaş tabii güzel domateslerin lezzeti güzelleşti artık. Ama salkım domatesi hiç sevmiyorum. Ya adamın domatesi gibi olmuyor ama ya. Tam burada da... Hayır, o gün bir domates aldı. Hayır. Evet ama işte ilk defa bak geçen sene bu yoktu. O gün bir domates aldık. İnanılmaz lezzetliydi gerçekten ama ertesi gün gittik almak için. Sandıklar doluydu maşallah. O kadar çok satışı hani fiyata uygun verdiği için millet bırakmıyor, alıyor. Şimdi bunlar hayvan olsa ya da şey işte bir köşede şey yapacağız. Gübre, doğal gübre olsun diye. Bir köşede böyle bir şey açacağız. Onu oraya ne soysan, ne yapsan karpuz ya da kavun ya da domates ya da herhangi bir şey, maydanoz, fasulye sapları ne olsa oraya atacaksın. Ondan sonra orada geri dönüşüm. Evet, gübre olacak ve en güzel gübre, en doğal gübre. Ay, mı? Buraya yapacaktım ben bunu. Bozulmaz mı peki? Bozulacak zaten, uçuruyacak. Bu şekilde gübre olacak. Bugün bu fasulyenin gözü yerde. Neyi biliyorum. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım. Gel. Şu an her yerdeyiz bu arada. Gel. Şeyi boşalttığımız için. Böyle verdim ya.
Gel kızım göster. Bak. Domatesi daha soydum. Soğan pişmiş şu an sende. O. Organik. Organik yemek. %100. Bu olmasaydı yalnız çayı koyacağız mesela, yemek yapamıyoruz. Yemek şu an çay. Şu an çayımızı da koyacağız. Aynen. Önce fasulyeyi koyalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Getir getir yaklaş. Şimdi soba ısınıyor mu ha? Anne bak o ne diyor. Neyse sirkele o olur şimdi, tamam olur olur. Bakarız yarın hadi. Yer halıyı yıkayalım. Yukarıda halı yıkayalım. O damda inşallah bak yine düştü, gördün mü? Halıyı yarın damda inşallah yıkayalım. Bak tekrar niye, Allah Allah, Subhanallah. Hangisi? Kılmış mıydı o salona? Var ya. Ya onlar çok açmayak onlar ne gerek? Bunu mu koymamışım şimdi? Ay çamur kok. Niye karıştırıyorum biliyor musun? Soğan altta yanmasın diye. Hadi gel. Pilav bir bardak yeter değil mi kızım? Tamam. Gel. Ne yok pirinç yok. Buzdolabında ne yok? Pirinç yok. Nasıl yok? Pirinç nerede abla? Çayımız hep ağaçların dibine. Bu da bunların ziyan olmuyor. Bu gübre. Bunu yıkayacağım. Yok yapmayacağım. Hazır su nerede? Getireyim mi? O dolmalı kızım. Ay bu çok kötü bak. Çok yani ay yapış yapış bak yapış yapış. Ne düştü ya? Çay mı? Ya, çay. Çay mı? Ha, tamam. O demli. Hı. Bu da kapağı. Minare. Demiş ki folyoyla kapa kapabilirsiniz. Neyle? Folyo yok. Onu demişler ki şey bardak. Onlar küçük geliyor bak buraya. Çay tepsisi. Şimdi nereye gidiyoruz? Aslında ben getirdim diyordum. Çayımız burada kaynayacak inşallah. Ne arıyorsunuz anne? Bir bardak yeter mi? Yeter. Emin misiniz? Peki. Bir bardak basmati pirinç. Böyle işte yaparsın ya atarsın. Ne? Bizi kullanırsın da atarsın. Tamam. Bak bu kötü kokmuyor. Normalde basmati kötü kokuyor ama niye öyle? Veriyor. Eski, eskimişse. Yok sanki şey, hani çamurda yetişir ya böyle. Buraya hangi döküyorum. Söyledi? He? Hangi söyledi? En iyi marka aldığımız. Peki. Haydi. Ben de anlamadım. Aç kızım, altını açtın mı anne? Evet. Ben bunu buraya koyacağım. Çünkü bu plastik ya, onun için burada ıslatmayacağım. Evet.
şimdi. Sağ. Hayır. Hayır anne. Sor. Ay. Sor. Aa, sağacak zannediyorum. Hayır, hayır. Getirme kızım, bu yarım kilo, yarım kilo sağacak. Sağdı mı? Sağdı. Bak. Nasıl sağdı? Bunu çöpe at. Şimdi gel tozunu koyak kızım, gel. Aa. Az mı, çok mu tuz yok? Öyle mi? Aa, tamam yeter bu kadar. Sonra bakarız. Suyu koyalım buraya. Evet, yine mi fasulye? Evet, yine fasulye. Yine fasulye, yine fasulye. Olsun. Rabbim bu nimeti başımızdan eksik etmesin. Domatesini koyduk. Soğukken de yeniyor, sıcakken de yeniyor. Şükürler olsun Rabbime. Al kızım. Kolay yapılıyor. Kolay, aslında kolay da yani hiçbir şey kolay değil ama başka yemeğe göre mesela dolma çok zor mesela. Ya da başka bir yemekler çok zor yani, herhangi yemeği yapamıyoruz burada. Onun için çayımız burada kaynayacak. Şimdi pilavımızı yapacağız. Burada da kaynar suyumuz yaptık. Ne yapıyoruz? Ay, ay battı battı battı. Şunu şuraya koyak da şunu alacağım buraya burada. Şimdi kaynar suyumuzu pirincimizin üzerine boşaltıyorum. Mesela koyar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah o kadar ısınmış. Bir kaşık tereyağı. Bunu şimdi aşağı indireceğim çünkü yanmasın diye yakmak istemiyorum şeyi. Köyüz tanelerine bir tane bile ziyan etmeyelim. Tutun. Subhanallah. Hemen kaynıyor maşallah, berekallah. İnan ki ocak olsa böyle fasulyemiz kaynıyor orada. Maşallah. Üç mü? Üç. Evet. Sen fazla koy çünkü bu basmati. Basmati. Basmati çok almıyor. Alıyor. Çekmiyor. Şöyle al bir şey koydu. Şimdi bunun kapağı nereden bulacağız, buna kapak? Kapak yok. Fasulye piştiyse onun içine böcek düştüğünü iddia ettiler. Yok düştü, çıkarttım ben. Böceği ha, gel. Gözükür zaten kocaman. Ya ürüyordu, açık renkti. Ha, yürüyor yani canlı. He he. Önceden düşmemiş o zaman. Yok aldım ben onu işte şimdi orada. Tam yokmuş ya. Şimdi bu kaynamaya başladı. Tuzuna mı koymadık? Tuzunu koyalım. Yeter mi acaba? Bu tuzdan ben hiç kullanmıyorum. Çok çok eskiden önceden çok önceden kullanırdım da çok oldu kullanmıyorum bunu. Bu şekilde kapatacağım bunu çünkü kapağımız yok. Ne ısınacak yalnız bu biliyorsun değil mi? Isınsın bir şeyden alırız, ne yapalım. Babam bizi de çağırsaydı gelin yemek yiyin.
çekmiş değil mi? Yok, bir şey çekmiş. Yağbancımız çok güzel oldu. Yağını bir kaşık koydum, koyayım mı daha isterseniz? Bence yeter değil mi? Yeter. Çok güzel oldu bu. Mis gibi maşallah. Böyle kalmak aldı. Burada fasulyemiz pişiyor. Fasulyemiz de pişmedi güzel. Şimdi böyle pilavımız pişti. Tabii pişiyor, masaya alıyor. Çayımızı da demledik. Tatlıcının yemeğimiz hazır. Fasulyemiz de çok güzel pişti. Çayımız da hazır. Yemeğimiz, pilavımız, fasulyemiz böyle karşımızda. İnanılmaz güzel oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Hakkımızı helal edin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeye devam ederseniz çok sevinirim.